Biz işimizi ciddi tutacağız. Aynı şekilde bu hafta da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta nasıl hazırlandıysak her maça ayrı ayrı olarak hazırlanıyoruz. Ona göre işi çok ciddi tutacağız. Herkes kendine iyi dikkat etsin. Ona göre hem beslenmesi, hem antrenmanı, hem istirahati. Arkadaşlar, maratonumuz daha uzun. 5 maç var. Son 5 maçı da en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız. Onun için bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. Bu takımı buraya kadar sizler getirdiniz. Bundan sonra da en iyi şekilde son 5 maçı kazanıp en iyi şekilde ilk yarıyı kapatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yüreğinize ve ayağınıza sağlık hepinizin. Siz kişilikli oyuncularsınız. Belki ligde biz konum itibariyle çok büyük para harcayan bir takım değil. Ama hem yönetimimiz hem başkanımız gerekli çabayı, her şeyi gösteriyorlar. Burada tabii ki önemli olan dört yolun daha çok duyarlı olması lazım. Bugün oynayacağımız maçta da o başarıyı yapacağız ama ekip olarak burada sonunda Allah'ın izniyle mutlu sona hep beraber koşacağız arkadaşlar. İnşallah. Bu hem gol yememe olayında gelen takımlar tabii bize karşı daha farklı geliyor. Hiç maç kaybetmemişiz. Onun için biz hep sıkı tutmamız lazım. Tutuyoruz da niketimde. İnşallah yolumuz çok daha iyi olacak arkadaşlar. Top, hadi beyler. Top yok ya. Hadi başlayalım mı biz abi? Evren çağırıyor. Bırak. Abi diğer kalecilerimizle beraber bir avantaj. Oh. Olmayan kalecilerimiz de var ha. Geçen sene süper amatörde şampiyonluğu yaşadık. Namağlup olarak. Bu sene de tekrar 8. hafta oynadık. Gol yemeden ve namağlup devam ediyoruz. Allah izin verirse bundan sonra da inşallah böyle gider. Takım arkadaşlarım falan çok iyiler. Takım halinde çok iyiyiz. Hani gol yemiyoruz ama takım halinde biz çok iyiyiz. Bu takım çok zor şartlarda kuruldu. Lige son 10-15 gün kala kuruldu. Kimse bize ihtimal vermiyordu. Ama biz çıktık arkadaş grubu olarak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yönetim olarak da bizim her zaman arkamızdalar. Hani, isteyen takımlar da var şu an. De şimdi ben fanatik Galatasaraylıyım. Hani Galatasaray takımında kaleyi korumak çok isterim ama biraz da gerçekçi olmak lazım şu an. Ama dediğim gibi benim de hedeflerim var. Tekrar profesyonel takıma gitmek. Orada da çıkış yakalayıp daha çok yukarıya çıkmak istiyorum. Hedefimiz üçüncülüğü, yani dört yolumuzu üçüncülüğü de temsil etmek. Takım olarak balliğinden çekilmeyi düşündük. Çünkü destek bulamamıştık. Ama yönetimdeki arkadaşlar ve Sayın Dört Yol Belediye Başkanımız Yaşar Toksoy Bey'in destekleriyle üçüncülüğe adım atmak için başkanımız arkamızda olduğunu belirttiler. Her türlü desteğe vereceğini belirttiler. Biz de bundan feyiz alarak devamına karar verdik. 10 günde hemen liglere başlamadan 10 gün önce takımımızı Nevşehir kampına gönderdik. Orada 15 gün kamp yaptılar. Bu arada Mustafa hocamızın, teknik heyetin sayesinde ve futbolcularımızın yüreklerinden inanarak çok güzel bir takım oluşturdular. 4'te galibiyet aldık. Bu arada fikstür avantajımız da var. Biz başta oynayan takımlarla oynadık. Yani bir Nevşehir Spor, bir Meski Büyük, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile onları yendik. Nevşehir'i deplasmanda yendik. Bu hafta da Konya Selçuklu Belediyespor'u konuk edeceğiz. İnşallah buradan da galibiyetle ayrılacaklarına inanıyorum. İşte dört yollu iş adamlarının sahip çıkmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sahip çıkmasını istiyoruz. 10-12 tane yönetim kurulu arkadaşımızın beraberliğiyle 4 yıldan beri bu takımı götürüyoruz. 4 yıl üst üste şampiyon olduk zaten hiç ara vermeden. İkinci amatörden başladık. İkinci amatörde, birinci amatörde
süper amatöre gelene kadar yaptığımız tüm maçları namağlup olarak, beraberlik bile almadan kazandık ve Türkiye rekoru kırdık. İnşallah bu sene de işte gol yememe ve mağlubiyet için mücadele ediyoruz. İnşallah amacımız gerçekleşir. Yani başarı varsa başarılı bir takım olsun, yoksa hiç olmasın. Bizim de şiarımız bu. Yani çok başarılara imza atacak. Yani neden bir Akhisar Belediye gibi olmasın.